yeni ekonomi modelinin konuşulmasını istese de muhalefet diyor ki bu model, böyle bir model yok, böyle bir örnek yok. Hatta işte daha öncesinde AKP'nin içerisinde ekonominin başındaki isim olan Babacan bile sert bir ifade kullanıp abuk sabuk, saçmalık bunlar diyor. Hatırlatalım bir kez daha. Şimdi az evvel de konuşurken bu TÜİK ziyaretinden bahsettik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmek istedi. Kapı duvardı biliyorsunuz. Niye randevusu yok? Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki randevusuz giremez. Devlet kurumu, herkese açık. İnternet sitesinde de yazıyor ama randevusuz giremez. Hatta diyor ki hesap verme sorumluluğu yoktur kendisine, bana ya da ilgili bakanlara hesap verebilir. Bilgi mi istiyor? O zaman yazılı olarak soracak, yazılı olarak cevabını alacak diyerek karşılık vermişti. Siirt'teki sözleriydi. Bütün bu sözlere CHP'den tabii tepkiler gecikmedi. İnsan utanır demişti ya CHP liderine yönelik Erdoğan. Bu sözleri eleştirdi CHP'nin sözcüsü Faik Öztürak bugün yaptığı açıklamada. Bu ülkede utanmazlık nedir onu anlatıyor. Atadan dededen kalan son gümüşleri körfez şeyhlerine yok pahasına pazarlamaktadır. Pazarlamaya kalkmaktır esas utanmazlık, budur diyor. Herhalde bu heyet oraya çay kahve içmek için gitmedi. Asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, en az 40 milyon yurttaşımızın geçiminde en temel belirleyici olan enflasyon hesaplarındaki bariz makyajları sorgulamak için gitti. O gün demokrasi tarihimize kapkara bir leke olarak geçti. Sarayın kibirlisi Erdoğan, devlet kurumlarının milletvekillerine, ana muhalefet partisi liderine hesap verme sorumluluğu yok dedi. O kurumlar sadece bana hesap verir dedi. Ben buradan söyleyeyim beyefendi, milletvekilleri her yere girer ve millet adına hesap sorar. Biz kenarı Dicle'de kurtların kaptığı her bir koyunun hesabını sormaktan asla utanmayız. Ama bu ülkede asıl utanmazları da, asıl utanılması gerekenleri de aziz milletimize teşhir etmekten, millet adına bunun hesabını sormaktan da hiçbir zaman geri durmayız. Asıl utanmazlık nedir? Bu can bu tende kaldığı müddetçe papazı vermem diye millete caka satıp papazı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oval ofisine bir gecede göndermektir. Bu ülkede asıl utanmazlık önce ekonominin kitabını yazdık deyip sonra ekonomiyi batırınca Çin işi, Japon işi, yeni ekonomi modeli getiriyoruz demektir. Asıl utanmazlık paramızı pul ederek milletimizi fakr-ı zarurete sürükleyerek atadan dededen kalan son gümüşleri de körfez şeyhlerine yok pahasına pazarlamaya kalkmaktır. Asıl utanmazlık Katarlı bakanın yanında Türkiye ekonomisinin hali kabus, Katar'dan mali yardım istemeye mi geldiniz diye gazeteciler sorduğunda TRT yayınını kestirmektir. Bu ülkede asıl utanmazlık Katar Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ekonomisindeki gidişattan çıkacak fırsatlara bakıyoruz diye konuşturarak ülkemizi istiskal etmesine göz yummak.